Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hazreti Osman-ı Zinnureyn Hazretleri mübarek hayatından bahsediyoruz. Halifeliğinden bahsediyoruz. Geçen bölümde fetihlerinden bahsettik. Son olarak Horasan'ın fethinden de bahsedeceğiz. Ve Hazreti Osman Efendimizin devlet idaresi konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Horasan, İran'ın doğusunda bir belde. Ceyhun Nehri'nin güneyinden Hindi, Kuşun diyor kuzeyine kadar uzanan memleketlerin eski adı o Horasan beldesi. Bugün bu beldeler İran, Afganistan ve Rus hakimiyeti altında bulunuyor. Horasan, Sasaniler idaresindeyken diyor, 4 tane vali tarafından yönetiliyordu. O vakitler Horasan'da Herat, Nişabur, Belh gibi 14 büyük şehir vardı. O Belh şehri de Horasan'da. Şakiki Belhi radıyallahu anh hazretleri var. Özellikle Allah dostlarından birçok oralarda Evliyaullah var. Özellikle onların hayatlarında zamanı gelince işleyeceğiz inşallah. İslam'ın diyor nur serpen ordusu, hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer devrinde o Horasan'da fethedilmişti. Kalelerin burcuna kelime-i tevhid sancağı dikilmiş ve nura hasret kalan insanlığa iman tası ile Kur'an o ab-ı hayatı diyor sunulmuştu. Ne hazin bir tecelliydi ki Hazreti Ömer'in vefatından sonra onlar da dinin çerçevesinden dışarı çıktılar. Herkes nefsine uymaya devam ediyor. İran'ın eski hükümdarı Yezdicerd'in diyor kışkırtması ile hidayet yolunu bırakıp delalet bataklığına can attılar. Ve zekat vermek istemediler ve bu sebeple ayaklandılar. Bakın birçok yani ordunun birçok fethedilen yer daha sonra kaçmasının sebebi zekat vermek istemiyor. Dünya malının hırsını görüyor musunuz? Allah'ın emri olan zekatı vermek istemiyor. Bugün zekat vermedi diye Hazreti Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz savaş açıyor, savaş. Karşı tarafa savaş açıyor, zekat vermedin mi sen bittin demektir. Senle savaşırım diyor, sen nasıl Müslümansın diyor. Biz bugün zekat vermeyen binlerce insan, malının mülkünün hesabını yapmayan, kazandığı kolundaki altınların, bileziklerin hesabını yapıp zekatını vermeyen nice ablalarımız var. Allah'ım bize hidayet eylesin. Yani o kadar uzağız ki bazı şeylerden, dinden o kadar uzağız ki dini böyle bir kenarda dursun, ben inanayım tamam Allah'a inanıyorum deyip tamam yeter. Gerisine karışmasın. Yani bu sözlerle din yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ın emri olan Kur'an-ı Kerim'den haberimiz yok. Şu Allah'ın kelamının sayfalarını açıp Rabbimiz bize ne emrediyor diye baktığımız yok. Şu an bizim yönetiliş şeklimizden tutun, yaşadığımız hayattan tutun ne kadar Kur'an'a uyuyoruz acaba? Yani bizim ne kadar Kur'an'a göre yaşantımız var diye bakıyor muyuz? Hiç merak ediyor muyuz? Allah Celle Celaluhu acaba bize soracak mı bunları? Bunların hesabını nasıl vereceğiz diye düşünüyor muyuz? Yaşadığımız hayatı kendimiz gece yatarken yastığa koyarken bugün Allah için ne yaptın diyor muyuz? Hiçbir şey demiyoruz Allah'a. Kendim de dahil Rabbim cümlemize hidayet eylesin. En azından şunları okuyalım da şu sahabe efendilerimiz hürmetine, peygamberimiz hürmetine Rabbim imanımızı kamil eylesin. En azından Allah ve Resulüne imanımız sağlam olsun. En azından yamuk yumuk takılsak namazlarımız daim olsun. Allah'ım inşallah kendine layık kul, Habibine layık cümlemizi ümmet eylesin. Evet, o Horasan tekrar zekat vermeyi kabul etmediler. Ve Hazreti Osman hemen tedbir aldı. Abdullah bin Amir'e Horasan ayaklanmasını bastırma vazifesi verdi. Diğer taraftan da Sa'd bin el-As'a Abdullah bin Amir'in ordusu ile birleşmesini ve ona yardımcı olmasını emretti.
Sa'd bin el-As emrindeki ordu ile Horasan eyaletinin Toharistan ve Cürcan viyaletleri üzerine yürüdü. İslam'a baş kaldıran asilere haddini bildirdi ve ayaklanmayı çabuk bastırdı. Abdullah bin Amir kumardasındaki ordu da Nişabur'da diyor konaklamıştı. Oradan Horasan içinde bir başka yöne hareket etti. Artık küfür kanseri diyor kökünden kazınacaktı. İslam'ın şanlı kılıcı küfür ormanını yine Horasan'da tekrar biçti ve çok şiddetli savaşlar oldu. Horasan ayaklanmasını bastırmak üzere harekete geçen iman ordusunun bir koluna da Abdurrahman bin Rebi'a kumandanlık ediyordu. Abdurrahman bin Rebi'a kumandasındaki Nur Serpen ordu Horasan ayaklanmasını bastırdıktan sonra bir an için durmadı. İleri harekete geçti ve Derbend'i aştı. Türkistan içlerine doğru sel gibi aktı. Türkler bu istilaya karşı koydular. Yine amansız bir savaş başlamıştı. İman ordusunun başbuğu bu şiddetli savaş esnasında şehit olup ebediyetlerin o altın sabahına Allah Resulü'nün yanına gitti. İslam ordusu ikiye bölündü. Bir kolu Cürcan üzerine yürüdü. Sa'd bin el-As kumandasındaki orduya katıldı. Bir kolu da Abdurrahman bin Rebi'a'nın kardeşi Selman bin Rebi'a'nın kumandasına girdi. Böylece Gürcistan ve Ermenistan'daki ayaklanmalar da bastırılmış oldu. Artık hiç kimse mukaddes İslam dairesine karşı gelecek gücü kendisinde bulamıyordu. Hayal peşinde koşan nice hükümdarlar İslam'ın azamet kılıcıyla dize geldi. Bizanslılar bile Müslümanları Filistin, Suriye ve Mısır'dan çıkarma sevdasına düşmüşlerdi. İmparatorun koskoca donanması deniz köpüğü gibi diyor sönünce kara üzerinden Suriye'ye saldırdı. Şam valisi Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ordusu ile Ermenistan'ın fethini tamamlayan Selman bin Rebi'a'nın ordusu Fırat Nehri üzerinde Bizans orduları kılıçlarıyla küfrün diyor beynine şimşek gibi iniyorlardı. Bizans ordusunda hayret ve dehşet vardı yine. Saha bir kan havuzunu haline aldı. Cenk sahnesinde kılıçlar parıltılı kavisler çiziyor ve Bizans askerinin ölüm feryatlarıyla gökler inliyordu. Evet, işte iman ordusu küfür ordusunu kılıçtan geçirmiş ve zaferlerine yeni bir zafer daha katmıştı. İman ordusunun başbuğu ordusuna Asya istikametini gösterdi. Ve şanlı ordu Küçük Asya'yı baştan başa işgal etti. Şimdi cihanın dört bucağında ezan-ı Muhammedi okunuyordu. Ya Osman Efendimiz zamanı. İslam'ın azamet nuru cihan sarayını pırıltılara diyor boğmuştu. Kafirler ne kadar istemese de Allah'ın nuru sönmeyecekti. Elhamdülillah. Tekrar da o olacak inşallah. Tekrar Rabbim bizleri de vesile eylesin. Şu cennet vatanımızı da o İslam'ın tekrar bayrağının her yerde dalgalandığı günleri, tüm Avrupa'da, Asya'da, her yerde İslam'ın nuruyla insanların nurlandığı günü görebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve İslam donanması İstanbul surlarının önünde gözükürken diyor, iman ordusu boğazlar çevresinde karargah kurmaya başladı. Aradan asırlar ve devirler geçecek fakat bu aşk, bu iman sönmeyecek ama İstanbul nasip de olmayacaktı. Müslüman Türk milletinin o büyük hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han Bizans'ın karşısında haykıracaktı. İşte Allah ve Resulünün adını. Allah'ım inşallah onların hepsinden razı olsun. Ey Muhammed mucizatı Ahmed-i Muhtar ile umarım galip ola adayı dine devletim. Fatih Sultan Mehmet Han işte o Muhammed Mustafa'nın mucizesiyle inşallah bana nasip olur diye dualar ede ede o İstanbul'u fethedecek ve İstanbul'un fethi tamamlanacaktı. Allah'ım inşallah cümlesinin şefaatlerine nail eylesin. Evet, Hazreti Osman Efendimizin devlet idaresi nasıldı, hangi yöntemler işliyordu, bunları işleyeceğiz. Haya, edep, hilim ve yumuşaklık abidesi Hazreti Osman, İslam devletinin başına geçtiği zaman mamur ve müreffeh diyor bir devlet bulmuştu.
Yani her şey düzgündü. Hazreti Ömer Efendimiz tertemiz bıraktı. Hak ve adaletin abidesi Hazreti Ömer, İslam'ı cam gibi bir düzlüğe çıkarmıştı. Reisler Reisi Hazreti Ömer'in zamanında Arap Yarımadası'ndan başka İran, Horasan, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Suriye, Filistin, Mısır İslam devletinin sınırları içindeydi. Bütün bu memleketlerde İslam bayrağı dalgalanıyordu. Allahu Ekber sesi göklere yükseliyordu. Bütün insanlık İslam'ın nur deryasında can atıyordu. Hidayet gülistanına hakikat goncası diyor Hazreti Osman zamanında Kuzey Afrika ve Kıbrıs'ın fethiyle İslam devleti Orta Asya'dan Atlas Okyanusu'na kadar uzanmıştı. Mukaddes İslam bir çığ gibi cihanı hakimiyeti altına almıştı. Bu ülkelerin her biri bir devlete yetecek kadar genişti. Bu uçsuz bucaksız ülkeler Hazreti Osman devrinde Basra, Küfe, Şam ve Mısır gibi merkezlerden idare ediliyordu. Bakın Basra, Küfe, Şam, Mısır çok önemli beldeler. İdare, valiliklerin asıl idari kısmın bulunduğu yer. Bu merkezlerde diyor bulunan idareciler İslam devletinin birinci sınıf idarecileri sayılmışlar. Devletin idaresinde önemli işler yapmışlar ve İslam devletinin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamışlardı. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer'in devrinde Basra valisi muazzez sahabilerden Ebu Musa el-Eşari, Küfe valisi Muire bin Şube, Şam valisi Hazreti Muaviye, Mısır valisi de Amr bin As'tı. Hazreti Osman halife seçilince Küfe valisi Muire bin Şube'yi azletti. Basra, Mısır ve Şam valilerini yerinde bıraktı. Küfe valiliğine halife adaylarından ve sahabinin ullarından, hayattayken Allah Resulü tarafından cennetle müjdelenen Sa'd bin Ebu Vakkas'ı tayin etti. İdare merkezleri işte Hazreti Osman devrinde İran ve Horasan Basra'dan idare ediliyordu. Buradaki kumandan ve valiler Basra'daki validen emir alıyordu. Basra valisi halifenin vekili sayılıyordu. Basra, muhteşem büyük Hazreti Ömer zamanında 14. Hicret yılında Utbe İbni Gazvan tarafından İslam ordusu için karargah olarak kurulmuştu. Şehrin adı kurulduğu yerin tabiatından almıştı. Basra, yumuşak taş anlamına geliyordu. Basra valisi, sonsuzluk nebisinin o ulu sahabisi Ebu Musa el-Eşari oraya diyor ilk defa kerpiçten bir cami yaptırdı. Daha sonra tuğladan cami ve binalar inşa edildi. Bugün bu camilerin harabeleri eski Basra'da. Ne hikmetse diyor Basra halkı her fırsatta devlete karşı ayaklanmada öncülük etmişti. Bu sebeple İslam tarihinin birçok önemli olayları bu çevrede gerçekleşti. Din erlerinin urusu Hazreti Osman, Basra valisi diyor Ebu Musa el-Eşari'yi yerinde tuttu. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer'in ebediyetlere göçüşünden faydalanarak ayaklanan Azerbaycan ve Ermenistan'da devlet otoritesini yeniden kurmak vazifesi Ebu Musa el-Eşari'ye verildi. Basra valisi diyor hemen işe el attı, sefere çıkmak için hazırlandı. Ordu ağırlığını 40 katıra yükledi. Fakat Basralılar bu fırsatı kaçırmadı. Hemen halifeye başvurdu. Ey müminlerin emiri, Ebu Musa israf yolunu seçti. Ordu ağırlığını 40 katıra yüklemiştir. Bu israfın önüne geçiniz dedi. Ve diyor Hazreti Osman bu şikayet üzerine Ebu Musa'yı Basra valiliğinden aldı. Ve yerine dayısının oğlu Abdurrahman İbni Amir'i getirdi. Abdullah İbni Amir 24 yaşında bir gençti. Ondan daha yaşlı, daha tecrübeli. Efkarın diyor sevgi ve hürmetini kazanmış nice sahabiler dururken böyle bir gencin Basra valiliğine tayini halk tarafından iyi karşılanmamıştı. Küfe ise, Küfe'ye geliyoruz, Güney Irak'ta Babil harabelerinin güneyinde Fırat'ın batısındaydı. Hazreti Ömer zamanında Irak ve İran'a hakim olmak maksadıyla burada bir ordu karargahı kurulmuştu. Birbirine yakın bu iki karargah sayesinde İslam devletinin merkezi olan Nur şehri Medine'nin emniyeti sağlanmıştı.
Küfe, kainatın efendisinin muazzez sahabilerinden Sa'd bin Ebu Vakkas tarafından 17. hicret yılında karargah olarak kuruldu. Küfe valisi ordularını başkumandanı ve halifenin vekiliydi. Küfe her yönüyle önemli bir merkezdi. Arap kabileleri ve İran'ın çeşitli iş ve hizmet sahipleri buraya yerleştiler. Şehrin nüfusu pek kısa bir zamanda artmıştı. Bütün iş sahipleri buraya hücum etmişlerdi. Şehir ilk anlarında çadır ve kerpiç binalardan meydana gelmişti. Daha sonra tuğla binalar yapıldı ve şehir iyice büyüdü. Küfe bilginler yatağı olmuştu. Nice nice ilim adamları yetişti ve İslam çölleri ab-ı hayata ermişti. İslam'ın her gittiği yerde saadet gülleri açılıyordu. İnsanlık bahçesi olan hakikat goncaları her yerde tertemiz sahabelerle nice insanlar İslam'ı yaşıyordu. İslam mücahitleri kainatın dört köşesine tevhid sancağını dikmişler, artık bütün ufuklarda ezan sesleri çınlıyordu. Ezansız bir ülke, mabetsiz bir şehir, imansız bir nesil kalmasını istemiyordu hiçbir Müslüman. Bizler de bugün öyle olmamız lazım işte. İşte hep bu ulvi gaye için mücadele edilmişti. Şunu da bizlere söyleyelim ki diyor, Küfe halkının özelliği vefasızlıktı, çıkacak ortaya. Ve Küfeliler o kadar vefasız ve kararsızdılar ki Allah Resulü'nün halifesi Hazreti Ömer son 6 ay içinde diyor 3 defa vali değiştirmek zorunda kalmıştı. Küfe halkının bu vefasızlığı İslam alemine büyük ve unutulmaz zararlar verdi. İç savaşların birçoğu Küfe'den çıkmıştı. Din ellerinin ulusu, Allah Resulü'nün dostu Hazreti Osman'a karşı ayaklanmalara Küfeliler öncülük etti. Daha sonraki sohbetimizde Osman Efendimiz'e ayaklanma olup şehit ettiklerini işleyeceğiz. Daha önce işte bildirdiğimiz gibi diyor Hazreti Osman, müminler topluluğunun başına geçince Küfe valisi Muire bin Şube'yi azletti. Yerine Küfe'nin kurucusu muazzez sahabi Sa'd bin Ebu Vakkas'ı tayin etti. Sonsuzluk Nebisi'nin sahabilerinden Abdullah İbni Mesud Küfe'nin mal memuruydu. Vali Sa'd bin Ebu Vakkas hazineden ödünç para almıştı. Paranın ödeme günü geldi, vali borcunu ödeyemedi. Abdullah İbni Mesud'a dedi ki, ''Ya Abdullah, borcumu şu anda ödeyemiyorum, bana biraz mühlet ver.'' Abdullah ise ''Veremem.'' dedi. Ve hatta diyor valiyi borcunu ödemesi için sıkıştırdı. Aralarında bu yüzden anlaşmazlık çıktı. Küfe halkı ikiye bölündü. Bir kısmı valiyi, bir kısmı Abdullah İbni Mesud'u destekledi. İşte Müslümanlar arasındaki diyor ilk anlaşmazlık buydu. Ya. Bu hal diyor belki de ileride fitneye sebep olabilecek bir durumdu. İrfan denizine gark olmuş o Hazreti Osman bu durumu öğrenince çok üzüldü. Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı valilikten aldı ve onun yerine ana bir kardeşi diyor Ukbe olan Ukbe bin Ebu Muidin oğlu Velid'i tayin etti. Küfe'nin yeni valisi Velid tanınmış bir kimse değildi. Halk onu yeni gördü. Halbuki eski vali Allah Resulü'nün sahabilerindendi. Hayatında iken cennet ile müjdelenmiş bir bahtiyardı. Hazreti Ömer diyor tarafından halife adayı gösterilmişti. Böyle bir zatın yerine tanınmamış birinin tayini umumi efkarda iyi karşılanmadı. Bu dahi müminler emiri Hazreti Osman'ın aleyhinde olmuştu. Velid bin Ukbe Küfe'ye memuriyetinin başına geldi ve vazifeyi eski validen devraldı. Eski vali Sa'd bin Ebu Vakkas Velid'e şöyle hitap etti. Sen bizden sonra akıllı mı oldun? Yoksa biz senden sonra ahmak mı olduk acaba dedi. Velid cevap verdi. Bunlardan hiçbiri değil. Bu öyle bir mülktür ki biri akşam yer biri sabah. Sa'd bin Ebu Vakkas gök gibi gürledi. Görüyorum ki siz memuriyetleri mülk etmişsiniz dedi. Ve yeni vali Velid bir zaman Küfe halkı ile iyi geçindi. Valinin diyor çevresinde çıkarcılar halka halka oluştu. Şu bir gerçekti ki maddiyata dayanan dostlukların ömrü kısa olacaktı. Küfe ileri gelenleriyle vali diyor Velid bin Ukbe'nin arası çabuk açıldı ve eski dostlar düşman oldu.
Küfe halkı Muazzez sahabi Abdullah İbni Mesud'a başvurdu. Kainatın efendisinin sahabisi şöyle dedi: "Biz gizli ayıpları açıklamayız. Vali diyor Küfe halkının kendisini Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh gibi büyük bir maneviyat sultanına şikayet ettiklerini öğrenince küplere bindi. Halka karşı çok sert davranmaya başladı. Artık Küfe'de saadet ve huzurun kokusu bile kalmadı. Küfe'den diyor bir heyet Nur şehri Medine'ye gidip Hazreti Osman'ın huzuruna çıktı. Karışıklıklar zaten Küfe'den çıkmaya başlıyor. Ey müminlerin emiri dedi, valimizden şikayetçiyiz. Haya ve edep incisi Hazreti Osman heyeti geri gönderdi. Vali yerinde tuttu. Küfeliler diyor kırgın ve üzgün geri döndü. Valiler aynı zamanda imamet vazifesini de görürlerdi. Bir gün Velid bin Ukbe şehrin en büyük camisinde sabah namazı kıldıracaktı. Allah'ın diyor mukaddes evine sarhoş olarak geldi. Sabah namazını iki yerine 4 rekat olarak kıldırdı ve her sarhoşun korkunç vaziyetine düştü. Ya halk diyor bütün öfkelenmişti. Yeni bir heyet peygamber beldesi Medine'ye hemen gitti. Vali sarhoş bir şekilde namaz kıldırdı. Peygamber halifesi Hazreti Osman'a eski şikayetlerini tekrarladılar. Sabah namazındaki olayı, valinin söylediklerini, sarhoş sarhoş imamlık ettiğini bir bir saydılar. Hazreti Osman diyor derhal valiyi Medine'ye çağırdı. İlim ve hikmet kutbu Hazreti Ali'nin de diyor bulunduğu bir mecliste şikayetleri tekrar dinledi. Küfeliler valinin yüzüne karşı yaptıklarını birer birer sayıp döktüler. Velid diyor dondu kaldı. Müminler emiri Hazreti Osman Velid'i Küfe valiliğinden hemen aldı ve şarap içtiği için şer'i ceza ile cezalandırdı, şeriatın hükmüyle. İmanın billurlaşmış ibaresi Hazreti Osman. Bu defa Küfe valiliğine yine Emevilerden Sa'd bin el-As'ı tayin etti. Küfe'de hep sıkıntı devam ediyor. Sa'd bin el-As Küfe'ye geldi, halkı topladı ve şöyle dedi. Ey Küfe halkı, halifenin emrine itaat ediniz. İhtiras ve nefsaniliğin canavar ağzına yem vurunuz. İslam ocağına fitne kıvılcımını atmayınız. Peygamber halifesi Hazreti Osman, Küfe valisi Said bin el-As'ı Basra valisi Abdullah bin Amr ile birleşmesini ve Horasan üzerinde büyük bir ordu yüklenmesini emretmişti. Vali diyor bir ordu hazırladı ve Basra valisi ile birlikte Horasan'ın fethi için sefere çıktı. Horasan isyancılarının beynine iman yumruğunu indirip orayı yine İslam hakimiyetine aldı. Küfe'nin ileri gelenlerinin dilleri yine devlet aleyhinde dönüp duruyordu. Vali durumu halifeye bildirdi. Ey müminlerin emiri, Küfe ileri gelenleri devlet aleyhinde konuşuyor, ne yapmamı emredersin? Hazreti Osman devlet aleyhinde bulunanları Şam'a sürgün et dedi. Vali diyor halifenin emrini yerine getirdi ve ileri gelenlerin birçoğu Şam'a gönderildi. Fakat dedikodunun arkası bir türlü kesilmedi. Küfe için kaynıyordu. Hazreti Osman, Vali Sa'd bin el-As'ı Medine'ye çağırdı. Kumandanların birçoğu seferden dönmemişlerdi. Sahabilerin niceleri savaş meydanlarındaydı. Mukaddes İslam'a baş kaldıran delalet ve hıyanet şebekesini temizlemekle meşgullerdi. Küfe eşrafından Yezid bin Kays bu fırsatı ganimet bildi. İşte başlıyor burada fitne. Peygamber halifesini diyor, hal etmek için harekete geçti. Zehirli münafık Abdullah bin Sebe'nin adamlarıyla anlaştı. Humus'a ve başka şehirlere mektuplar yazdı. Taraflarını yanına topladı. Artık fitne başlar üzerinde kanat çırpmaya başlamıştı. Yezid bin Kays'ın arkadaşlarından biri cuma günü mescidin kapısına geldi ve şuursuzca haykırdı. Ey Küfeliler, halifeye ve onun valisine itaat etmeyiniz. Ve bir bir gülü verdiler diyor. Güle oynaya ortalığı sarmıştı. Halk meydan meydan toplandı ve narayı bastı. Halifeye itaat etmeyiniz. Küfe'nin diyor iman ve irfan sahibi ileri gelenleri ise onlara karşı çıktı. Halkı halifeye itaate çağırdılar ve öğütler verdiler.
Vali vekili diyor halkı tekrar mescide topladı. Ne yazık ki bu çırpınışlar boşaydı. Artık diyor olan olmuş, hırçın bir fitne seli vahdet bentlerini yıkmıştı. Fitne yangını İslam sarayının kapısına dayanmış bulunuyordu ve bu yangını ancak iman suyu söndürecekti. İsyancılar başlarında Yezid bin Kays olduğu halde şehir dışına çıktılar. Medine'den dönmekte olan valiyi şehre koymamaya karar vermişlerdi. Vali Said bin el-As Medine'den Küfe'ye dönüyordu ve isyancılar valinin yolunu kestiler. Vali şaşırıp kaldı. Kılıçlar sıyrılmış, süngüler bilenmiş, mızraklar havaya kalkmıştı. Valinin yüzüne karşı haykırdılar. Geri dön, seni şehrimize sokmayacağız. Bu akıl almaz durum karşısında diyor vali, Medine'ye dönmekten başka bir çıkar yol bulamadı. Ve durum ciddi ve tehlikeliydi. İslam'ın atisi bakımından yürekler acısı bir manzaraydı. Vali Nur şehri Medine'ye döndü. Durumu Peygamberler Peygamberinin halifesi Osman'a anlattı. Ey müminlerin emiri, Küfeliler beni şehirlerine sokmadı. İş iyice alevlendirdiler. Geri dönmekten başka çare bulamadım. Hazreti Osman diyor, inciler dolu gönlü mahzun olup üzüldü. Küfeliler Said el-As'ı Medine'ye döndükten sonra yine halifeye başvurdular. Bize vali olarak Ebu Musa el-Eşari'yi tayin et dediler. Ve mescitte toplanıp muazzez sahabi Ebu Musa el-Eşari'ye dediler ki, bize namazı sen kıldır. Orada Ebu Musa el-Eşari. Ulu sahabi şöyle dedi, siz Allah Resulü'nün halifesi Hazreti Osman'a itaat etmedikçe ben size imamlık etmem ya. Söz verdiler, müminler emirine itaat edeceğiz. Peki öyleyse ben de namazınızı kıldıracağım dedi ve imam olup namaz kıldırdı. Haya ve edep timsali diyor Hazreti Osman düşündü ve Said el-As'ı tekrar Küfe'ye göndermek iç savaşı körüklemek olacaktı. Fitne diyor büsbütün ayaklanacak ve İslam devleti esas gayesini bırakıp bunlarla uğraşmak mecburiyetinde kalacaktı. İster istemez Küfelilerin isteğine uydu ve büyük sahabi Ebu Musa el-Eşari'yi vali olarak tayin etti. Seneler senesi diyor fitne kıvılcımlarıyla gönüllere üşüşen fesat mikrobu artık sönecekti. Küfe artık sükunete bu sayede erdi. Nitekim çok geçmeden tatlı ve huzurlu günler geldi. Herkes işi ve gücü ile uğraşmaya başladı. Hazreti Osman Efendimizin 12 senelik halifesinin 6 senesi çok güzel geçti. Bakın 12 sene halifelik yaptı. Bunun 6 senesi çok güzel geçti. Çünkü Allah Resulü'nün sahabileri o zaman hayattaydı ya. Artık diyor muazzis sahabilerden birçoğu vefat etmeye başlamıştı. İslam devletinin sınırları da genişlemişti. Elbette ki sahabilerle onlardan sonra gelenler bir olmayacaktı. Sırf bu yüzden ki eski saadetli günler yavaş yavaş artık rüya olmaya başlayacaktı. Hazreti Osman'ın İslami ilimlere hizmeti. Hazreti Osman hilkaten diyor doğru, dürüst, halim ve diyanetperver bir insandı. Misilsiz bir merhamet, engin bir şefkati vardı. Vicdan sahifesi hakikat elmaslarıyla diyor dolmuştu. Ve cahiliyet devrinde bile içki kullanmamış, iffet ve namusu ile tanınmıştı. İç gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilmişti. İnciler dolu olan yüce kalbi Allah korkusuyla titriyordu. Gece sabahlara kadar kıyamda durur, Kur'an-ı Kerim'i her gece hatmederdi. Bütün insanoğluna Allah müjdesini getiren Peygamberler Peygamberi Resulullah Efendimizin yanında yüksek bir mevkiye sahipti. Allah'ın sevgilisine son derece bağlı bir sultan idi. Peygamber sevgisiyle bahtiyar olmuş bir din büyüğüydü. Alemin fahri Hazreti Osman'a bütün gönlü kapılarını açmıştı. Onu son derece severdi. Masum efendi Hazreti Osman o kadar züf ve takva sahibiydi ki bir defasında diyor bir gencin kulağını çekmişti. Genç Allah Resulü'nün halifesine dedi ki, ey müminler emiri, herkes birinden hakkını alacağı o müthiş günü düşünün. Hazreti Osman diyor bu sözler üzerine mahzun olup gence dedi ki, a iki gözümün ışığı, sen de benim kulağımı çek de ödeşelim. Genç diyor Hazreti Osman'ın mübarek kulağını tutup çekti. Ve Hazreti Osman biraz daha çek yiğidim dedi.
çekemem ey müminlerin emiri deyince. Niçin dedi? Çünkü siz kıyametin şiddetini düşününüz de benim gibi bir gence mübarek kulağınızı çektirdiniz. O günün şiddetinden ben korkmaz mıyım dedi. Ve ulviyetin derecesi. Hazreti Osman herkese bu şekilde merhamet ve adaletle yaklaşıyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh kainatın efendisi Resulullah Efendimizin vahiy katiplerinden biriydi. Allah'ın sevgilisiyle nice mesut anlar yaşamıştı. İyi bir hatipti, hitabeti çok iyiydi. Söz söylemeye başladığında buraların ve ötelerin en ince hikmetleri üzerinde konuşurdu. Gönül tarlalarına hakikat incilerini yağdırırdı. Güzel nesir yazardı. Gece ve gündüzünü Allah'ın kelamını okuyarak geçirirdi. Çok hadis rivayet etmişti, etmemişti. Peygamberler Peygamberi'nin 146 tane hadisini sadece rivayet etti. Şu mübarek hadis-i şerifi Hazreti Osman'dan dinleyelim. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ya bu hadisi çok okuyoruz ya, kim bunu duymuş Resulullah Efendimiz'in ağzından bize ulaştırmış? Hazreti Osman. Kendisi de Kur'an aşığı, onun Kur'an'ı çok güzel okuduğunu, devamlı okuduğunu görünce Peygamberimiz ne diyor? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Evet sevgili dinleyicilerim, en hayırlınız diyor. Hangimiz hayırlıyız acaba? Hangimiz Kur'an'ı öğreniyoruz, öğrendik veya öğretmeye çalışıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek sadece imamların görevi mi? Sadece müezzinlerin görevi mi? Sadece hocaların görevi mi? Yani sanki azap ve mükafat ve imtihan sadece hocalara mı olacak? Kur'an'dan sadece onlara mı sorulacak? Açık bulmaya çalışıyoruz ya, herkesin açığını görmeye çalışıyoruz ya, biz şu kendi nefsimizin açığını göremedik. Sıra gelmedi çünkü. Çünkü nefis önce başkalarına bak diyor. Kendine hiç bakma. Ama işte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asıl hesap diyor, önce kendi nefsini hesaba çekendir diyor. Bizler de ne yapacağız? Kendi nefsimizi hesaba çekeceğiz. Hazreti Osman Efendimiz devam ediyor. Resulullah Efendimiz diyor, benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse böyle abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi fazladan sevaptır. Ya bir insan abdest alırken güzelce azalarını yıkadıktan sonra namaz niyetiyle abdest alınca bütün günahları diyor bağışlanır. Mescide gittiği, namaz için hareket ettiği yere gittiği sevaplar da üstüne fazladan gelir. Allah'ım inşallah bizleri abdestli namazlı ömrümüzü geçirmeyi nasip eylesin. Abdesti bozuldu mu hiç vakit kaybetmeden tekrar abdest alacaksın. Bunu adet edinmemiz lazım sevgili dinleyicilerim. Abdestsiz ayak basmayacağız. Çünkü her an ölebiliriz. Her an son nefesimizi verebiliriz. Bir abdestli bir şekilde ölmekle abdestsiz ölmek aynı mı? Bir insan diyor abdest alıp güzelce yatağına yatarsa bütün gece abdestliymiş gibi sevap alır. Sabah uyandığında da hemen lavaboya gidip elimizi yüzümüzü yıkamıyor muyuz? Yıkamışken abdestimizi de alacağız. Tertemiz bir şekilde evden çıkacağız. İş yerinde abdestinizi bozdunuz, lavabo ihtiyacınızı giderdiniz. Hemen gidip abdest. Bakın her an abdestli olmak evliyalığın alametlerindendir diyor Allah dostları. O yüzden Allah dostları abdest diyor. Devamlı abdest olmak insanın hem vücuduna hem dışına hem kalbini nurlandırır diyor. Bu yollardaki önünü açar. O yüzden sevgili dinleyicilerim bir huyumuzu daha tamamlayalım inşallah. Değil mi? Her an abdestli olmaya gayret edelim. Çünkü her an abdestli olan adam her an namazı düşünen adamdır. Her abdestli olan adam namazını kılan adam ağzı abdestliyken affedersin küfür eder mi? Abdestliyim diye düşünür. Bakın bir abdest bile aslında vücudunu yıkadığın yani fiziksel bir hareket ama ve lakin senin mananı da nasıl tertemiz, kalbini dahi nasıl tertemiz yaptığının bir örneği bu. Allah'ım inşallah uyanık olup bunları düşünebilmeyi nasip eylesin. Hazreti Osman Efendimiz şöyle buyuruyor. Ariflerin diyor alameti dörttür. Evet güzel sohbetinden devam edelim. Biraz vaktimiz kaldı. Onun mübarek sözlerinden tefekkür edelim. En önemli kısım nasihat zaten. Biz buradan nasihat alıp hayatımıza uygularsak faydası var. Yoksa Hazreti Ömer'i, Osman'ı, Ebu Bekir hayatını bilsen nasıl iman etmiş, nasıl peygamberimizi sevmiş. Oku 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 sabahlara kadar. Sen bundan ne anladın? Sen peygamberimize olan muhabbetin arttı mı? Sen şu Kur'an'ı açmaya karar verdin mi? Sen artık abdestli gezmeye karar verdin mi? Bu sohbetler ilim meclisi. İnşallah Kur'an ve sünnet yolundan ayrılmadan Rabbim yaşayabilmeyi nasip eylesin. O zaman ehli sünnet güzel bir şekilde Allah'a ve Resulüne tabi olursak bu meclisleri nurlar kaplar. Bu meclislere Resulullah Efendimiz teşrif eder. Bu meclislere melaikeler şahittir. Çünkü burada Allah ve Resulünün adı anılıyor. Sahabelerin adı anılıyor. Rabbimizi öyle meclislerden eylesin inşallah.
Hazreti Osman Efendimiz ne dedi? Ariflerin alameti dörttür. Bir, kalbi korku ve ümit ile hep gidip gelir. Bakın bu çok önemli. İki, dili devamlı hamd ve sena. Hamd, şükür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve şükrülillah. Şükürler olsun ya Rabbi. Gözleri haya ve ağlamaklıdır. Hep böyle masumdur. Dört, iradesi dünyayı terk etmek ve Allahu Teala'nın rızasını kazanmaktır. Asıl isteği ahirette bir an önce Rabbine kavuşmaktır. Dünyaya ihtiras sahibi olmaz, mal mülk sevdalısı olmaz, dünyanın içine dalıp gitmez, 20-30 yıllık hedefler kurmaz. Biziz ya, 20 yıllık krediler çekiyoruz. 15 yıl kredi, ev kredisi, 15 yıl ödeyeceksin. Yani 200 bin lira kredi çeken 400-450 bin lira ödüyor. Yani 15 yıl kredi ödeyecek adam 30 yıl evinin kirası kadar para veriyor. Mesela 200, yani düşünsenize 200 milyar bir kredi çeken adam ayda 2 milyar ödese diyelim veya işte kaç geliyorsa. Yani bunun yarısını kira olarak ödemiyor. Aman evim olacak 15 yıl sonra. Ama ödediği para 2 katı. Kira olarak ödese 30 yıl kira ödeyecek o paraya. Zaten kardeşim 30 yıldan sonra sen 40 yaşında, bak 40 yaşında adam 15 yıl krediye giriyor. 50 yaşında, 35 yaşında. Yani 35 yaşında bir adam 15 yıl krediye girdiğinde 45 yaşına kadar faiz ödeyecek. Bir. Bir de 2 katını ödüyor. Onun yerine kira ödese zaten adam ne yapacak? 30 yıl. 35-65 yaşına kadar sen o parayla zaten kira ödüyor. 65'ten sonra ne yaşayacağım mübarek zaten. Allah'ın haram kıldığı şeye niye bulaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Hoş geliyor bize. Yani hepimiz bunların içindeyiz. Bunları konuşunca da suçlu oluyoruz. Bazen kızıyorlar. Ya bunları söyleme. Çünkü nefsimize ağır geliyor. Bazen öyle oluyor kardeşlerimiz değil mi? Kiminin yanında namaz dedim mi adam böyle bozarıyor, kızarıyor, morarıyor. Namaz konusunu açamıyoruz adamın yanında. Çünkü namaz kılmıyor ama Müslüman, yani iman etmiş kardeşimiz, hani üzüntüsü var ama böyle ne oluyor? Sıkılıyor, daralıyor. Aslında o sıkılmıyor. Kalbindeki o nefsi onu çıldırtıyor. Aman diyor, bu adamı da ele geçirecekler. Bunun kalbine de namaz sevgisi verecekler. Düşünsene, bir insanın yanında namaz dedim mi nasıl sıkılıyor, daralıyor. Böyle insanlar da var ama bir vakit namazı kaçırmama pahasına canını bile verebilecek müminler var. Bu nasıl oluyor? İşte İslam'ı anlayıp yaşamakla oluyor. Korku ve ümitle oluyor. Allah'ı tanımakla oluyor. Allah'ı tanımak yetmiyor. Tanıdığın Rabbine kulluk etmekle oluyor. Allah'ı en iyi tanıyan şeytandı. Şeytan Allah'a iman etmiyor muydu? Ediyordu. Şeytan meleklerin hocasıydı, hocası. Adem aleyhisselam yaratılmadan önce melekler melaikelere dersler verirdi diyor. Sohbet ederdi şeytan. 600 dereceden ilmi vardı. Bu şeytan Allah Celle Celaluhu ben diyor topraktan bir Adem'i yaratacağım topraktan ve sizlerden üstün yapacağım onu. Sizler de ona secde edin. Aslında bana secde edin ama ona tabi olduğunuzu belli edin diyordu Rabbimiz. Ve şeytan neden kovuldu? Kibrinden kovuldu. Aslında şeytan Allah'ı tanıyor, Allah'ı biliyor, Allah'a iman etmiş. Şeytan Allah'tan korkuyor. Ama ve lakin kibri önüne geçince ben dedi ateşten yaratıldım, nurdan ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılmış biri benden üstün olamaz dedi. Kibirlendi ve Allah Celle Celaluhu'ya isyan etti. Kibrine yenik düştü. O yüzden bizler hele Müslüman namaz kılıyoruz, İbadet ediyoruz. Hele bir kibrimiz olursa, yaptığın ibadetle kibirlenmek kadar kötü bir şey olabilir mi ya? Baksana ya, namaz kılmıyor, ben kılıyorum. Vay şuna bak, kafir içki içiyor. Bak ben hiç ağzıma bile sürmedim. Hani bunları kibir vesilesi yapıp da kendini üstün görenler, o ibadetlerin hepsi diyor paçavra gibi yüzüne vurulacak. Vay o namaz kılanların haline. Eraitellezî yükezzibü biddîn, o Maun suresi işte onlara inmiş olacak. Şeytan gibi onların yanına gidecek. Niye? Çünkü kibirlenmiş. Sen Allah sana lütfetmiş, namaz kılıyorsun. Elhamdülillah secdeye kapanıp hüngür hüngür ağlayacağına sen gidip namaz kılmayan adamları kafir ilan ediyorsun. Sende bu yetki mi var? Sen dua edeceksin. Sen ümmeti Muhammed'e dua edeceksin. Ya Rabbi şu kardeşlerimi de namaz sevgisi ver. Ya Rabbi şükürler olsun, bana nasip eyledin. Huzurunda secdeye varabiliyorum. Komşuma da nasip eyle. Evladıma, anneme, babama da nasip eyle. Ya Rabbi şu içki içen kardeşlerim, dostlarım var. İman etmiş, sana inanmışlar. Ama günah olduğunu da biliyorlar. Ne olur onları buradan kurtar ya Rabbi. Faize bulaşmış, harama bulaşmış, bankaların içine girmiş. Hepimiz buradan geçtik. Ben de aynı borçları ödedim. Elhamdülillah Rabbim kurtardı ama bir daha bulaştırmasın. Bir daha nasip dahi eylemesin. Cümlemize de dua ediyorum. Sizler de bizlere dua edin. O yüzden
dua edeceğiz kardeşlerimize. Yani mümin kardeşimize beddua ederek elimize ne geçer? Ben bu kitapların hepsini ezbere bilsem ne olur? Ben Allah ve Resulüne teslim olmazsam veya siz de aynı şekilde. Şu kitapların içindeki sayfalarda yazanların sana ne faydası var? Sen bunu açıp okuyup da sen bunlar nasıl Allah'ı Resulünü sevmiş? Nasıl Allah'a kulluk yapmışlar? Nasıl Resulullah Efendimiz'e sünnetine tabi olmuşlar? Sen buna bakmazsan buradaki hadis kitaplarının kime ne faydası var? O yüzden bizler de sevgili dinleyicilerim, mütevazılık her şeyin başı. Osman Efendimizin hayatını işliyoruz. Ariflerin alameti kalbi korku ve ümit iledir, dili hamd ve sena iledir, gözleri hep haya, edep ve ağlamaklıdır. Ya iradesi de hep Allah'a kavuşmaktır diyor. Bakın ne kadar güzel örnek. Yani böyle mütevazı, mülayim, kibir yok, kendini beğenmişlik yok. Hiçbir şey. Güzel bir şekilde yaşayıp işimizi yereyince yapacağız. Gerektiği yerde konuşacağız. Her yerde atlamayacağız konuşmaya. Bildiğimiz şeylerde sorulduğunda cevap vereceğiz. Kendimizi beğenmeyeceğiz. Kibirden, ucuptan uzak duracağız. Malımızın zekatını vereceğiz. Sadakayı cariyeyle bol bol avucumuz biraz delik olacak. Abdullah Gülbüz Hazretleri öyle der. Hep söylüyorum. Evladım biraz avucun delik olsun, o zaman görürsün. Soruyor. Yani kalp gözü nasıl açılacak, nasıl olacak, bu yolda tasavvuf yolunda nasıl ilerleyeceğiz deyince avucun delik olacak evladım diyor. Yani cömertlik, sadaka, Allah yolunda malınla, bütün cömertliğinle, kendi dilindeki cömertlikle, ilmini paylaşmakla, her şeyde cömertlikle. Yani diğer gamlık, kendin düşündüğünden bir adım mümin kardeşini düşünebilirsen diyor, işte bu yollarda ilerlersin diyor evladım. Anladık mı sevgili dinleyicilerim? Hep kendi, aman benim çocuğum, aman benim eşim, aman benim evimde olsun da komşu yok, ana yok, baba yok, akraba yok, iş yerindeki kardeşin büyük sıkıntılar içinde, sen kendi malına mal katıyorsun, senin kardeşin, öz kardeşin sıkıntılar, boğulmuş borcun içinde, gidip onu rahatlatacağına kendine bir bilezik daha takıyorsun koluna. Gidip onu şey yapacağına kendin gidip tatillerde orada burada milyonlar harcıyorsun ama kardeşinin bir sıkıntısını gidersen sana bir Allah razı olsun abim dese, kardeşim dese veya komşun dese, onun sevabının alacağı ahiretteki makamını düşünememenin acizliği işte bu. Sevgili dinleyicilerim, uyanık olmamız lazım. Ömür geçiyor, hayat bitiyor. Osman-ı Zinureyn Efendimiz'i bahsediyoruz. Bakın ona dahi hıyanet edip Kur'an'ın üstüne şehit ettiler. Şu Kur'an-ı Kerim önünde açık, Allah'ın kelamı Kur'an'ı okurken sırtından hançerleri saplayıp kafası Kur'an'ın üstüne kanlar içinde şu Allah'ın kelamının üstüne gitti. İşte din için, din-i mübi İslam için Osman Efendimiz, Ali Efendimiz şehit oldu. Hüseyin Efendimiz Kerbela'da mübarek başını vücudundan ayırdılar. O peygamber torunları bir yudum su vermediler. Neler yapıldı? Bir de bu günleri düşünün. Ufacık çocukları, bebekler katlediliyor. Bizler burada hala İslam'ı öğrenmekten şuraya dur. Bizler hala mal peşindeyiz. Ya görmüyor musunuz? Bir virüs çıkıyor, koronavirüs, binlerce, milyonlarca insanı perişan ediyor. Şu an ülkemizde biraz sakin diye biz böyle rahat davranıyoruz. Amerika'sında, orasında, burasında yine perişan bir şekilde yayılıyor. Ya önlemlerimizi almamız lazım. Yani hortumlar çıkıyor, depremler oluyor. Ya felaket üstüne felaket, yangınlar çıkıyor her yerde, dünyanın her yerinde felaketler bitmiyor. Yani Rabbim artık o kadar uyarıları sıklaştırdı ki kıyametin büyük alametleri oluyor. Yani neler oluyor neler. Biz buradayken hala gaflet içinde ev alayım, bir tane daha araba alayım, 20 yıl. Ya valla ben 15-20 yıl mesela düşünüyorum böyle, yani 15 yıl sonra ne olacak? Hayal bile edemiyorum. Yani sanki böyle her an artık sona yaklaşıyoruz gibi hissediyor insan. O yüzden imanı kurtarmanın derdine düşmemiz lazım biraz. Biraz korkmamız lazım ya. Ölüm geliyor. Allah'ın huzuruna çıkacağız. O kabrin içine toprağa yüzümüze vuracaklar ya. Yani düşünsenize, şu an 5 dakikanız var. 5 dakika sonra ölüyorsunuz. Nasıl korkarsınız? Hazır mısınız ölüme desek kimse hazır değil. Allah için birazdan ölüm gelse, Azrail Aleyhisselam şu an gelse, şu an televizyon ekranlarında, radyoda sohbet yapıyoruz. Yani şu an pat diye benim canım alsa, şurada yıkılıp kalsam olamaz mı? Olur. Allah'ın her şeyi, kudreti gücü yetmez mi? Allah Celle Celaluhu her şeyi var edendir. Allah Celle Celaluhu ol dedi mi oldurur, öl dedi mi öldürür. O yüzden bizler aman ya Rabbi diyeceğiz. Aman ya Rabbi, sensin gören, sensin bilen. Ne olur bizim son nefesimize kadar imandan ayırma, Kur'an'dan ayırma. Bizi Habibin Muhammedül Mustafa'nın yolundan ayırma. Yani uyanık olmamız lazım.
anneannemiz, babaannemiz, nice akrabalarımız kiminin annesi babasını elleriyle toprağa verdi. Şu an ne yapıyorlar düşünüyor musunuz? Şu an toprağın altında ne oldu? O ilk gece, ah kabrimin ilk gecesi diyor ya, o melekeler geldiğinde Münker ve Nekir sordu, men rabbuke, senin Rabbin kim? Senin dinin kim? Kitabın ne? Şu dünyada yaşadığımız o nefsani hayatımızın bütün her şey nefsimize göre, uyu babam uyu, ye babam ye, iç babam iç, haram helal yutmayla, öyle diyor yine Abdullah Gülbüz Hazretleri, helal haram yutmayla diyor, cennet cemal bulunur mu? Yediğin malı, yediğin yemeğin helal mi haram mı olduğuna bakmadan, tembel tembel yatarak, bütün gün öğlenlere kadar uyuyarak cennet cemali nasıl bulacaksın? Benim kalbim temiz diyerek, ben kurtardım diyerek, kendini avutarak bu işler olmaz diyor Allah dostları. Çalışacaksın. Bakın Allah Celle Celaluhu ayetinde diyor ki, son nefesine kadar Allah'a kulluk et. İbadet et son nefesine. Sana ölüm gelinceye kadar, özür dilerim, geçen kelime, sana ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluk et. Bu ne demek? Her an kul olduğunu bil. Bil, kulluğu unutup da günahlara daldığın an aman ya Rabbi deyip dön, tövbe istiğfar et. Ama ve lakin bizler tam tersi, kulluk sanki sadece ben iyi bir insanım diye kendimize telkin ettim mi iyi bir kul olduğumuzu düşünüyoruz. Allah'ım inşallah cümlemizi affeylesin. Hazreti Osman Efendimiz işte böyle güzel nasihatinden yola çıktık. Yani ariflerin hallerinden bahsetti. Rabbimizi o ariflerden eylesin. Olamasak da ariflerle beraber eylesin ki en azından kötü insanların şerrinden muhafaza eylesin. Hazreti Osman diyor, mukaddes İslam'ın bütün dünyalara hakim olması için çok çalışmıştı. İnsanlık alemine iman tası ile hidayet şuruplarını içirmek emeliyle gece gündüz çırpındı. Küfür kezzabıyla diyor kavrulan beyinler ancak iman nuru ile şifaya erebilirdi. Kalpler üzerindeki küfür ve inkar kitlelerini ancak kelime-i tevhid ile açacaktı. İşte bunun için valilere ve kumandanlara emirler verdi. Gittiğiniz her yerde İslam dinini yayınız. İnsanlığın hidayeti için çalışınız. Bilginlere ve bilgiye karşı saygı gösteriniz. Ayrıca bütün vilayetlere vaizler, hafızlar göndermişti. İslam'ın mukaddes kitabının halka öğretilmesi için sıkı sıkı tedbirler aldı. Allah Celle Celaluhu inşallah o Osman Efendimiz'den de razı olsun. Hazreti Osman Efendimiz Kur'an'a da birçok hizmet etti. Hazreti Ömer Efendimiz de Kur'an biliyorsunuz kitap haline toplanıp getirildi. Hazreti Osman Efendimiz zamanında da ne oldu? Her yere dağıtıldı. O Kur'an-ı Kerim sağa sola nur gibi saçıldı. O Kur'an'ın aşığı Hazreti Osman tabii ki de ne yapacaktı? Kur'an'a büyük hizmetler edecekti. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünkü sohbetimizi de yavaş yavaş burada tamamlıyoruz. Allah Celle Celaluhu hepiniz burada sizden razı olsun. Bir dahaki sohbetimiz Hazreti Osman Efendimizin Kur'an'a hizmeti ve daha sonra kaldığımız yerden Hazreti Osman Efendimizin hacca gidişi, Ebu Zer Efendimizle yaşadıkları ve vefatına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.